Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hayırları ve güzellikleri kimden isteyelim? Tabi Allahu u Teala'nın bir ismi biye değil, hayırdır. Yani bütün hayrat O'nun elinde. Bütün hasenat ve güzellikler O'nun defterinde. Bütün ihsanat ve lütuflar O'nun hazinesindedir. E öyleyse hayır ve güzellikler, ihsanatlar kimden istenecek? Elbette Allah'tan istenmeli. İyilik arzu eden elbette sadece ona yalvarmalı. Şu manayı daha güzel anlamak için Allah'ın ezeli ilminin bazı cilvelerine bakmanın fayda olacağını düşünüyoruz. Yani Allahu Teala'nın ilminin ezeli ve ebedi olduğunu kainat sahnesinden okuyup anlamaya çalışalım. Ve dolayısıyla böyle sonsuz bir ilme sahip olan zattan başka benim isteklerimi, arzularımı yerine getirecek kim olabilir? diyerek o mükemmel sahneyi beraberce anlamaya çalışalım inşallah. Şu kainatta görünen, bu kadar işleri yapan ve tasarruf eden zatın her şeyi kuşatan bir ilmi vardır. Biz buna ilmi muhit diyoruz. Yani o ilim o zatın Zatının gereğidir ve ondan ayrılması muhaldir ve imkansızdır. Haşa sonradan olmuş bir şey değil. Mesela güneşin zatı bulunup da onun ziyasının ışığının bulunmaması nasıl mümkün değilse bundan sonsuz derece kabil değildir ki şu muntazam kainatı ve içindekileri var eden ve idare eden zatın ilmi onda olmasın veya ondan ayrılsın haşa asla mümkün değildir. Buna biz muhal diyoruz. Demek ki o zat sonsuz ilim sahibidir. Her şeyi her şeyiyle ve her durumuyla her an bilir. İşte bu her şeyi kuşatan ilim o zatta bulunduğu gibi o zatın ilminin bütün varlıklara taalluku açısından her şeyde lazımdır. Yani ne demek bu her şey lazımdır? Taalluk açısından yani hiçbir şey ondan gizlenemez ve gizlenmesi de asla kabil değildir, imkansızdır. Mesela hiç perdenin olmadığını, engel olmadığını düşünelim. Güneşe karşı yeryüzündeki her şey güneşi görmemesi kabil olmadığı gibi. O Alim-i Celal'in Nur ilmine karşı eşyanın gizlenmesi bin derece daha imkansızdır, muhaldir. Mümkün değildir. Neden? Çünkü huzur var. Yani her şey onun daire nazarındadır. Mukabildir ve daire-i şuhudundadır. Ve her şeye nüfuzu var. Aman ya Rabbi. Allahu u Teala'yı, ilim ve sıfatları bir münasip etsin Cenab-ı Hak. Yani şu camit, şu ursuz güneş, şu aciz ve yoksul insan, şu şuursuz ve hayatsız röntgen şu ağı gibi nur sahibi varlıklar hem sonradan var olmuşlar, hem yaratılmışlar, hem de noksan ve kusurlu, hem de varlıkları başka bir var edenin yaratmasına ve varlıkları devam ettirmesine muhtaç oldukları halde şöyle bir düşünün. Bunların nurları mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz ederlerse yani benim Allahu Teala'nın bana verdiği görme nuruyla karşımdaki her şeyi görüyorsam ve güneş Allahu Teala'nın ihsan ettiği nur ile karşımdaki her şeye ışığını yayıyor ve her şeyi ihata ediyorsa röntgen şuağı gibi herhangi camit bir varlık onun aklı şuur bilinci olmadığı halde karşındaki şeyleri ihata ediyor ve görüyorsa elbette ve elbette varlığı ezeli ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allahu Teala'nın bütün sıfatları ve isimleri her şeyi kuşatan isim ve sıfatları kendinden olan ezeli ilim sahibi bir zatın ilminden herhangi bir şey gizlenebilir mi? elbette hiçbir şey gizlenemez ve onun haricinde kalamaz. Bakın buna yer çekimi kanunu, insan ruhunu, elektrik gibi örnekleri de vermek mümkündür. Bu verdiğimiz güneş örneğini bu örnekler hep beraber düşündüğümüzde demek her şey Allah'ın ilmindedir. Alim olarak o her şeyi bilir ve her şey ile ilgisini de bilir. Böylece ezeli ve ebedi bir ilim sahibinin ilminden gizlenmenin ve saklanmanın imkanı olmadığını her akıl sahibi, her fikir ve kalp sahibi bunu fark edecektir. Demek ki her hayrı ondan istemek, her iyiliği ondan bilmek akıl ve mantık gereğidir. Şu halde her konuda onun bizi bildiğini bilerek hareket etmek ve her zaman huzurunda olduğumuzun şuuruna ermek gerekir. Yoksa Allah muhafaza imanımızda eksiklik var demektir. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ezeli ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetinin gerektirdiği gibi onlarla muamele eder ve edecek. Allah'ın ezeli ilminin nazarında olduğumuzu asla ondan bir an bile uzak olamadığımızı, onun bizim her halimizi bildiğini bilme şuuruyla hareket etmeyi Allah cümlemize nasip eylesin.